pardon isim neydi? Evet. Bu konuda hocamın söylediği görüşe de katılıyorum. Bu binamız 50 yıllık. Yeni yapacağımız binada en az 50 yıl. Aynen. Ben 50 yıl sonrasında finanse ediyorum şimdi. Evet. Yani bu anlamda benim görüşüm bu yönde. Binanın yapılmaması konusunda bir görüşüm yok. Şimdi sadece şunu söylemek istiyorum. Bu binanın yapılması teknik olarak birincisi ben şu görüşteyim. Ben de benzer bir teklif aldım bu yılın Ocak ayında. Yaklaşık 4900 metrekarelik bir bina için 80 milyon civarındaydı. Yani bu binaya şu anda verilen rakamın tek ihale aşamında düşebileceğini düşünüyorum. Anlıyorum. Rakamın. Anlıyorum. Birinci görüşüm bu. Anlıyorum. İkinci görüşüm bu binanın yapılmasının maliyeti 2-3 yıla sıkıştırılmamalı. Anlıyorum. Onun için de şöyle bir formüle edebiliriz. Şimdi bu binanın yıkılıp tekrar yapılması ve de inşaat ruhsatının alınması, tek yıkılıp inşaat ruhsatının alınması, kazma vurulmasının süresi en az 1 yıl. Evet. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. 1 yıldan evet. Önce bu binada herhangi bir inşa faaliyeti başlamaz. Dolayısıyla biz oluşturacağımız, şu an görüşmelerde oluşturacağımız fon, onun dışında şu anda bir bankalarla, katılım bankalarıyla görüşüp bu konuda bir kredi çıkarttırmak. Bu krediyi de uzun vadeli, önümüzdeki dönem faiz oranları düşeceği bir dönem. Uzun vadeli 7 yıl veya öyle bir katılım bankaları var ki benim bu konularda görüşmelerim oluyor ara sıra. Yani bazı katılım bankaları direkt ortak oluyor. Sonra ödemeler bitince çıkıyor uzun vadeli olunca. Evet. Yani biz bu konuda en az 5 yıl, 7 yıla bunu yaymalıyız. 2 yılda inşaat süresi, 3 yılda bunu finanse edelim, bunu ödeyelim dersek hakikaten oda olarak bu ödemelerde tıkanırız. Evet. Belki inşaatımız yarım kalır, belki başka sorunlarla da uğraşabiliriz. Onun için benim görüşüm bu bina yapılmalıdır. Bunun maliyeti de 2-3 yıla sıkıştırılmamalıdır. Daha uzun vadeli. Yani. Daha uzun bu finans kuruluşlarıyla hepimiz mesleğimiz gereği konuşuyoruz. Hepimizin de tanıdıkları vardır. Bütün herkes bu konuda destek verip en uygun fon yaratıp o krediyi bugünden alırsak değişken faiz de alabiliriz. Bugünden alıp kullanımını da hak ediş usulüyle ödemesini sağlarsak bize çok ucuza kredi verirler. Çünkü paramız orada herhangi bir bedel almadan bekleyecek, hak ediş üzerinde ödeyeceğiz. Dolayısıyla kredi faiz maliyetini de aşağı çekebiliriz bu formülle. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Yardımcı olursunuz bize gerektiğinde. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkürler. Zuhal Hanım buyurun. Katılım bankaları değil de hani o Yaşar Bey'in gözünü diktiği %10'luk kesmemiz var ya. Onlara bir satış yapalım. Binha bittikten sonra yavaş yavaş onlardan geri satın alalım. Evet. Evet. İlla banka değil. Evet. O %10'luk kesim alır bunu. Evet. Ben kendim girmeyeyim ama üyelerimizi davet ediyorum. Çok doğru bir teklif bence. Yani yabancıya gideceğine, müteahhitte kalacağına bir şirket kuralım veya bir meslektaşımız satın alsın. Ben destekliyorum. Hayır, hayır. Şöyle yapalım. O satışları sadece odaya yapma şartı koyalım. Yani aman yazarız onları canım. Olur olur. Olur. Ya bizim odamızın bünyesinden çıkıyor. Kimin aldığı önemli değil. Canım, önemli olan bizim üyelerimizin yararlanması. Yeminli bir arkadaş. Yani onu diyorum. O %10 bir kişiye değil yalnız. O %10 girecek işin içine. Evet. 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 Sağ olun Zuhal Hanım. Yönetim olarak biz de buraya yazıyoruz zaten. Teşekkür ederim. Evet başkan buyurun. Başkanım ben şu bilgiyi de vereyim o her defasında unuttum.
bu binanın inşaatı sırasında çevre kentsel dönüşüm başkanlığının Dünya Bankası'ndan aldığı ve İzmir'de şu anda 300 milyon tutarlı bir kredi var. Biz o kredi için çevre kentsel dönüşüm başkanıyla görüşmeye gittik. Semem Oda başkanımızla birlikte. Başta tamam öderiz dendi. Sonra biz oda olduğumuzu, tüzel kişilik olduğumuzu söyleyince yine engel yok dedi. Ama araştırayım dedi. Cevap gelmeyince biz 10 gün önce yazılı olarak başvuruda bulunduk. Dün başkanla görüştüm dedi. Yazınızı biz Ankara'ya gönderdik. Ankara'daki ilgili daire başkanını da telefonunu verdi bana. Aradığımda toplantıdaydı. Mesai bittikten sonra da ben aramadım. Pazartesi günü arayacağım. Umarım orada da eğer tüzel kişiliklere veya odalara o kredi verilirse 5 milyon tutarında bir kaynak da oradan oluşur. Ben bu seçenekleri de gerçek kişi olduğu kesin. Yok, gerçek kişi olduğu kesin ama odalarda meslek kuruluşu. Neticede İzmir'in durumu ortada. Başkan kendisi bir engel olmaz dedi ama Ankara değerlendirilecek. Bakalım ne sonuç çıkar. Evet, evet. Öyle bir şeyde beklentimiz de var. Şimdi değerli meslektaşlarım. Ya o kat yükseltilmesiyle ilgili Gülay Hanım'ın ve bazı meslektaşlarımızın gündeme getirdiği konuyla ilgili sizler gündeme getirmeden önce ben araştırdım, müteahhitlerle görüştüm. Hatta bir müteahhit geldi. Kendisi dedi ben buranın katlarını arttıracağım dedi. Arttır dedim, %50'si zaten senin. Gitti gelmedi. Yani şimdi orada da şunu da bilmemiz lazım. Hani yan taraf arttırdı, niye biz arttırmıyoruz? Bizim zemin alanımız çok dar. Arttırılmama gerekçesi o. Yani 280 metrekarelik bir zemin alanımız var. Yan tarafımızın alanı geniş. Karşı tarafımızın alanı geniş. Kat yüksekliği vermelerinin temel sebebi bu. Bize kat yüksekliği verilmemesinin esas nedeni binanın zaten olduğu gibi arsanın tamamına oturması. Evet. Yani o konuyu biz yeteri kadar araştırdık. Keşke öyle bir imkan olsaydı. Ama bu haklı gerekçeyi öğrendikten sonra doğrusu araştırmaktan vazgeçtik. Çünkü bina dikey yükseldiği zaman daralması gerekiyor. Orada bir alan kalması lazım. Bizde bina olduğu gibi arsanın tamamına oturuyor. Tabii. Bir kat ilave olarak bir çatı katı avantajımız olacak gibi görünüyor. Şimdi değerli meslektaşlarım bizim önerimiz şu şekilde. Yalnız bizi burada sizin bize güvenmeniz lazım. İşin özeti bu. Maktu katılım payı, bina katılım payı adı altında da değerlendirilebilir. Ben önerimizi Sayın Başkanım okuyayım müsaadenizle. Tabii ki. Siz oylamaya sunun. Tabii meslektaşlarımız nasıl uygun görürler? Tabii ki. Yönetim kurulu çalışanlar listesine kayıtlı üyelerin her birinden bir defaya mahsus en fazla 5000 TL, çalışmayanlar listesine kayıtlı üyelerin her birinden bir defaya mahsus en fazla 2000 TL maktu katılım payı tahsil etmeye yetkilidir. Ancak yönetim kurulu üyenin iş hacmini, sözleşme sayılarını ve benzeri gibi ödeme gücünü gösteren kriterleri baz alarak yazılı talepte bulunanlardan maktu katılım payı almamaya karar verebilir. Bu bir saniye devamı gelecek. Hayır bu 5000 lira olan kısım için. Çalışanlar alalım demiyor da 2000'e indirelim diyor. Ha 2000 liraya indirelim. 5000'den doğru. Şöyle değiştirelim o zaman. Buyurun. Maktu katılım payını çalışmayanlar listesine kayıtlı üyeler için uygulanan tutara indirebilir. Evet. Doğru yani. Ya şey görüşmek, danışmak bence bu anlamda çok faydalı. Biz de çok önemsiyoruz ama burayı kendimiz de atlamışız, düşünememişiz. Doğru. Şey, bu akşam yazabildin mi? Şey, en son.
Şöyle, A bendinin 3. paragrafında üyenin iş hacmini, sözleşme sayılarını ve benzeri gibi ödeme gücünü gösteren kriterleri baz alarak yazılı talepte bulunanlardan maktu katılım payını çalışmayanlar listesindekiler için belirlenen... Tamam, yazılı talepte bulunanlardan maktu katılım payını 2000 TL'ye indirebilir. Aynı şekilde çalışmayanlar listesinde, bu da çalışmayanlar listesinde. Çalışmayanlar listesinde kayıtlı üyelerin maktu katılım payları üyenin çalışanlar listesine kayıt tarihine kadar ertelenebilir. Bu durumda tahsil edilecek katılım payı 2025 yılı için 5000 TL, takip eden yıllar için ise bunun yeniden değerleme oranında artırılmış tutarı olacaktır. Bu şekilde hesaplanan katılım payı binanın bitim tarihinden itibaren, burada da bir öneriniz vardı sanıyorum. Binanın bitim tarihinden itibaren yeni kayıt olan üyelere de her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Başkanım, o bina bitim tarihini kaldırın. Yeni giren üyelerde doğru yere. Tamam, o zaman onu da kaldıralım. Bu şekilde hesaplanan katılım payı yeni kayıt olan üyelere de her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Maktu katılım paylarının tahsil zamanları ve belirlenen zamanlarda ödenmeyen alacaklara hesaplanacak gecikme faizinin, bunda bir faiz belirlememiz lazım. Sayın Başkanım, sizin tecrübelerinizden istifade edelim. Bence doğrudan genel kurul belirlesin. Kanuni faiz değil. Tamam. Hesaplanacak gecikme faizini kanuni faiz oranından, faiz oranında. Hesaplanacak gecikme faizini 6183 sayılı kanunda yer alan faiz oranında belirlemeye yetkilidir. Sayın Başkan, önerimiz bu. Tamam. Oylamaya sunmanızı rica ediyorum. Bu öneri hakkında söz almak isteyen var mı? Lehte aleyhte yok. Oylarınızı... Tamam. 2000... Ama iki, en fazla 2000 yazıyor zaten. Ha. Anladım. Evet. Doğru bir teklif. Evet. Bence onu değerlendirelim. Evet. Onu da düzeltiyor musun? 2000'e kadar indirmeye. Yani ödeme gücü olmayanlar için. Tamam, değil mi? O 2000 lirayla faiz dışında başka bir şey yoksa, değil mi? Yok, hayır. Yok, hayır. Tamam mı? İstersen tamam. Burak oku, yazdığını bir oku. Evet. Bir okur musun? Oylamaya sunalım. Maktu katılım payı yönetim kurulu çalışanlar listesine kayıtlı üyelerin her birinden bir defaya mahsus en fazla 5000 TL, çalışmayanların listesine kayıtlı üyelerin her birinden bir defaya mahsus en fazla 2000 TL maktu katılım payı tahsil etmeye yetkilidir. Ancak yönetim kurulu üyenin iş hacminin, sözleşme sayılarını ve benzeri gibi ödeme gücünü gösteren kriterleri baz alarak yazılı talepte bulunanlardan maktu katılım payını 2000 TL'ye kadar indirebilir. Aynı şekilde çalışmayanlar listesinde kayıtlı üyelerin maktu katılım payları üyenin çalışanlar listesine kayıt tarihine kadar ertelenebilir. Bu durumda tahsil edilecek katkı payı 2025 yılı için 5000 TL, takip eden yıllar için ise bunun yeniden değerleme oranında arttırılmış tutarı olacaktır. Bu şekilde hesaplanan katılım payı binanın bitim tarihinden itibaren yeni kayıt olan üyelere de her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Burak, burada binanın bitim tarihini çıkarmıştık. Binanın bitim tarihinden itibaren çıkaralım. 2025 yılı 5000 takip eden yıllar için yeniden yeni kayıt. Evet, yeni kayıt. Oraya kadar binanın bitim tarihinden itibaren çıkardık, değil mi? Tamam, evet. Onu çıkarıyoruz. Yeni kayıt üyelere de, yeni kayıt olan üyelere de. O var zaten.
Değil mi? Yani yeni kayıt olan üyelere de evet var. Var. Var zaten. Onu koruyoruz evet. Aynısını yukarıda da bitim tarihinden çıkarıyoruz. İki yer olduğu için bir de yukarıyı da şey yapıyorum şimdi. Binanın bitim tarihinden itibaren kısmını çıkartıyoruz. Çıkarttık. Maktukatının payları. Maktukatının paylarının tahsil zamanları ve belirlenen zamanlarda ödenmeyen alacaklara hesaplanacak gecikme faizini 6183 sayılı yasada belirtilen oranda belirlenmesi konusunda yönetim kurulu yetkilidir. Belirlenen gecikme zammı oranında diyelim. Evet. Orada birkaç faiz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Etmeyenler? Evet. Oy çokluğuyla. Sen niye kabul etmedin? Tabii ki. Tabii ki. Bu karşı oy gerekçesi yazalım parantez içine. Tamam. Evet. Şimdi öncelikle aldığınız kararın okurken sağlam okunması gerekiyor. Şimdi biraz önce konuşuldu. Hem Mehmet Tan meslektaşımız hem Şadi Bay Nisbi Aydat'ın bile mahkeme ve üst mahkemede dava daireleri genel kurulda kaldırıldığı bir ortamda ve kanun bize herhangi bir şekilde bir katkı payı ya da ilave bir aidat toplama mecburiyeti getirmenin ve toplanamaması halinde de faiz ve benzeri faizi de ödemedi ne yapacağız? İcra göndereceğiz. Şimdi bu süreç hukuka uygun mudur? Olacak mıdır? Buraya 443 üyeden 400'ü bu salona gelmedi bile. Bunlardan bu parayı nasıl tahsil edeceğiz? Yarın bir gün üyeleriyle mahkemeleşen bir oda durumuna geleceğiz. Bu konuyu dikkate almak üzere ben itiraz ettim. Yani, gerekçem budur. Tamam. Şöyle yazıyoruz. Mehmet Yaşar, Mehmet Yaşar Akçay şu itiraz şerhinde bulundu. Yukarıda belirtilen katılım paylarının alınması. Bina maktu demiyor mu? Bina katılım payı diyebiliriz. Maktu katılım payı yazıyor. Onun için söyledim. Bina katılım payı diyor. Bina katılım payı diyor. Evet. Bina katılım. Alınmasında. Bina katılım payı. Maktu katılım paylarının bina katılım payı olarak değiştirirsen. Evet. Bina katılım payı. Alınması. Bunu mu? Alınmasında yasal olarak zorluk var. Şimdi burada muhatap kitle aslında 443 değil Mehmet Yaşar Üstad'ın. 272 hedef kitle orası. Çünkü zaten diyoruz ki çalışmayanlar listesine kayıtlı olanlar ödemek zorunda değil. Çalışanlar listesine geçinceye kadar. Evet. Dolayısıyla onları ayrı tutmak lazım ama onlardan ben bu ay ödeyeyim 2000 lira, yarın öbür gün çalışanlar listesine geçtiğim zaman 5000 lira ödemeyeyim diyen olursa biraz teşvik edici olması açısından. Evet. Özgürlük esası olduğu zaman her şey mümkün. Ama bizim de üstadım şöyle bizim topu topuna 270 kişiyiz. Bizim biraz da birbirimize güvenmemiz lazım. Biraz odamıza katkı koy. Kanunlara bakarsak inan her tarafta bir eksiğimiz çıkar yani. Diğer kararlarda da dava açarsak mutlaka bir şey çıkar. Ödemezseniz ne yapabilirsiniz? Yani ödemeyen kişiye ne yapabilirim ben oda yönetimi olarak? Ödemezsen ne olur? 30 milyondan söz ediyorsun. 171 çarpı 2000 yapıyor orada 340 bin lira. Onun muhabbetini yapıyorsun. Ödemezsin. Senin derdin o 270 işte 15 milyonu almak. 340 bin lira ne? Zaten onların da yarısı var. Zaten biz oradan bir şey beklemiyoruz. Doğru söylüyorsun. Oradan bir şey beklemiyoruz ki. Bir adalet yani bir kısmen de olsa bir adillik sağlamak için bunu yapıyoruz. Tamam mı başkanım? Sayın başkanım tamam. Tamam. Belki ücretlerinde tamam. Oluşturma. Oraya gelelim. Bina tamamlanıp kullanım gerçekleşinceye kadar yönetim kurulu belge ücretlerini 1-12-2024 tarihinden itibaren
1000 TL, takip eden yıllar için bunun yeniden değerleme oranına göre artırılmış tutarlarını geçmemek üzere serbestçe belirlemeye yetkilidir. 2000 yok, pardon, onu düzeltelim. Tamam. 2026 yılından itibaren. Burakcığım, o 1000 TL'den sonra takip eden yıllar diyoruz ya. 2006 yılından itibaren. 2026 yılından itibaren. Bunun yeniden değerleme oranına göre artırılmış tutarını geçmemek üzere serbestçe belirlemeye yetkilidir. Belge ücretlerinin yarısının, bunu yarısını %60 olarak değiştirelim. Belge ücretlerinin %60'ının bina inşaat fonu açıklamasıyla açılacak bir banka hesabında biriktirilmesi zorunludur. %60'ının mı? %60, evet. Evet. Belge ücretlerinin yarısı değil, yarısının yerine %60. Bir öncekini bir daha söyler misiniz? Belge ücretlerinin 1-1-2024 tarihinde itibaren 750 TL. Bina tamamının kullanım gerçekleşinceye kadar yönetim kurulu belge ücretlerinin 1-12-2024 tarihinden itibaren 1000 TL, 2026 yılından itibaren ise yeniden değerleme oranında orana göre artırılmış tutarlarını geçmemek üzere serbestçe belirlemeye yetkilidir. Devam edeyim mi? Fonda biriken tutarlar münhasıran bina inşaat harcamalarında kullanılır, başka amaçlarla kullanılamaz. Fon hesabı üçer aylık dönemler halinde denetim kurulu tarafından denetlenir. Denetim sonuçları en geç bir ay içerisinde tüm üyelere açık alan veya mecralarda ilan edilir. Başkanım, bunu oylamaya sunmanızı rica ediyoruz. 1-12, hayır, bunu yapmazsak yoksa şey olur. Yani. Evet. Bugün de artık. Tabii bugünden itibaren. Evet. Bu konuda görüş belirtmek isteyen var mı? Buyurun Mehmet Bey. Şimdi tutarlı olmak adına şöyle bir önerim var. Belge bedellerinin her şeye itiraz etmiş olmak istemiyorum. Belge bedelleri artırılsın. Ona bir itirazım yok. Yasada bir engel yok. Yalnız %60'ının bina inşaat fonuna aktarılması gibi bir ibareyi karardan çıkartmamız lazım. Evet. Eğer o ibare olursa bu karar da mutlak olarak kabul edilir. Basmalar arası yönetim kurulu gerektirilse falan filan gibi. Hukuki sorun çıkacaksa çıkaralım ama bize güveneceksiniz. Denetim kurulu başkanımız burada. %60'ını biz sözlü olarak fon hesabına aktaralım. Aksi halde sanki tamamını da aktarabilir gibi bir şey çıkabilir. Ama biz odayı nasıl yöneteceğiz? Çalışanlara nereden ücret ödeyeceğiz? Bir dakika. Oran yazmıyor. Evet. Evet, o herhalde daha uygun olacak. Oranı yazdım. Buyurun Mahmut Bey. Pardon arkadaşlar, söz alıp konuşalım lütfen. Buyurun. İnşaat kesinlikle tamamlanmış mı ki bir aralıktan başlatıyor? Evet. Başlanmamış. Olmaz ki. Bir kere önce inşaat bir olur. Arkadaşlar lütfen söz alıp konuşalım lütfen. Evet. Yani şunu söylüyorum ben. 1 Aralık diyor. Evet. 1 Aralık, 1 Ocak'ta demiyor. 1 evet. Aralık diyor. Evet. 1 Aralık'ta bu para talep ediyor. Diyor ki yani 300 liradan 1000 liraya şimdiden yapalım. Olmaz öyle şey. Madem ki şeye gidiyorsa bu para, o zaman kesinleşmiş olması lazım. Daha inşaat kesinleşmedi ki hiçbir şey meydana çıkmaz. Evet. Ben bir cevap verebilir miyim Sayın Başkanım? Tabii, buyurun. Şimdi şöyle, hepimiz çalışıyoruz. 300 lira olan belgenin yarın 1000 liraya çıkacağını
öğrendiğimizde hepimiz bir yıllık sözleşmelerimizi peşin almaz mıyız? Buraya gelenler... Aslında ne önemli bir şey var? Farklı bir şey var mı? Aslında... Adaletsizlik olmaz mı o zaman? Şimdi Sayın Başkanım, şöyle müteahhit bizden ücretin, maliyetin %50'sini, %60'ını peşin istiyor. Bizim burada iyi niyetli olmaktan başka seçeneğimiz yok üstadım. Yani ya ama kesinleşeceği belli olan bir şey. Yani bunu, bakın biz bir fondan bahsediyoruz, bir fonumuz olsun. Fondan bahsedebilirsiniz ama fonu... Alıp şu müteahhite vereceğiz demiyoruz ki. İnşaat için yapıyorsunuz. Fonu inşaat için yapıyorsunuz. Deseniz ki fonu. Ben artık bundan sonra bu tarihten itibaren ben bunu yapacağım. Üstadım, ben yarın müteahhitle oturup sözleşme yaptığım zaman benden yarısını isteyecek. Ya ben o ücreti nereden getireceğim? Parayı nereden getireceğim? Yani bunu... Ama inşaatı bir gelsin devreye. Gelemez hiçbir zaman. Yani kısır döngüye girer. Para olmadığı için sözleşme yapamayacağım, sözleşme olmadığı için para alamayacağım. Pardon. Şimdi yönetim şöyle haklı Mahmut Bey. Siz haklısınız, siz de haklısınız ama şu, müteahhitle oturmaya başladığında adam oraya diyor ki işte ben %50'sini bu sözleşmeye imza atıldığı zaman isterim diyor. Tebbak karşılığında da teminat veririm sana diyor. Dolayısıyla o tarihte ki bu azami bir sene içinde bu gerçekleşecek benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bu bir yıl içinde eğer biz o %50'leri toparlayabilirsek müteahhitin karşısında rahat oluruz. Sayın Başkanım bir düzeltme yapmak istiyorum. Ama işte bir birikim olması için. Bir birikim olması için Mahmut Bey. Yani biz müteahhitle Aralık ayında anlaşacağız yani üstadım. Bir birikimin, çünkü şu anda hiç para yok. Yani dolayısıyla bir birikimin oluşması lazım. Yani. Evet. Pardon şimdi şey tamam mı bu şey yazdık. Bu şey yarım kaldı başkanım. Evet. Bu belge ücretinin yarısının veya %60'ının banka hesabına ayrı bir hesaba yatırılması konusu Mehmet Yaşar Akçay çıkaralım mı? Onu tümden çıkaralım. Her şeye koymayasını çıkaralım onu tamam. Denetim Kurulu Başkanımız burada denetlesin yani madem hukuki sorun çıkıyor. Ben söz vereyim 3 ayda bir ben yayınlayayım. Başkanımız da denetlensin yayınlanan bilgiler. Çıkaralım. Hukuki sorun çıkaracaksa öyle diyor. O zaman %60 devam edelim. Yani peki. Artık hukuki sonuç varsa katlanacağız. Tabii. Tamam. O %60. Zaman oylarınıza sunuyorum. %60 bu fona aktarılmak koşuluyla 1.000 liradan fazla olmamak üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. 1 Aralık'tan itibaren. Evet, 1 Aralık'tan itibaren. Aksi fikirde olanlar. Evet, 1'e karşı oy çokluğuyla. Yaşar Bey lütfen aynı yazdırın gerekçe. Aynı gerekçe. Evet. Yine Mehmet Yaşar Akçay karşı oy gerekçesi için söz aldı. Mahmut Bey sizin de olacak mı? Bu Mehmet Bey'in şeyinde mi olacak yoksa sizinki ayrı mı olsun? Karşı oy gerekçesi. Yani ben kabul etmiyorum. Yani. Anladım. Tamam. Tamam. Ayrıca şimdi önce Mehmet Bey'inkini yazalım. Yukarıdaki gerekçeyle. Öbürü gerekçe koymuyor zaten. Evet.
o çok iyi evet, yapıldı ya. Evet. Biz hani bir itiraz, iki itiraz etmemedik. Ama şey, gerekçe şey yapıyor. Biline gerekçeyi koyduk. Ama o bir şey kabul etmiyorum demiş diyor sadece. Kabul etmiyorum demek zaten red demek. Evet. Ona şerh, düşecek bir şey yok. Şerh, şerh. Sizinkini yazdım da. Mahmut Bey ayrıca şerh yazalım mı size? Ayrıca şerh yazalım mı? O reddediyorum diyor. Zaten reddediyorum. Tamam, peki. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi, evet. Bir önergemiz, teklifimiz daha var. Evet. Üye bağışları, yönetim kurulu mevcut katların korunması amacıyla üyelerin aidat adıyla bağış yapmalarını teşvik etmeye yetkilidir. Bu amaçla bina inşaatı tamamlanıncaya kadar 50 bin Türk lirası ve üstü bağış yapan üyelerin ve üye dışı kişi ve kurumların isim veya ünvanlarını bina açılışından itibaren en az 10 yıl süreyle odanın uygun bir alanında bağış tutarı sıralamasına göre ilan edilir. Evet. Burada şey yani bir bağış alınması mümkün olabilir diyor. Yani olursa böyle bir şey. Yani olursa da bu konuda bir yetki istiyor. Yani ilan yetkisi istiyor. İsim listesi için ismi yayınlamak için. İsmi ya yönetim kurulu belki yetkisi vardır ama en azından genel kurul karar versin. Bu aidatla alakası yok. Üye bağışı bu. Gider yazasın diye yaz. Gider yazasın diye. Evet. Yani. Demeyelim tam aidatı kaldıralım oradan. Üyelerin. Aidatı kaldıralım evet. Üyelerin bağış yapmalarını. Aidat hiç kaldıralım. Kaldırdık. Evet. Bu haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Etmeyenler. Evet. Oy birliğiyle kabul edildi. Evet, devam ediyoruz. Şerbi. Şimdi bu konuda emin değilim ama şöyle bir karar da alınsa en azından sıkıştığımız zamanlarda belki bu yola başvurabiliriz. Tamamen emin değilim ama okuyalım birlikte karar verelim. Ekrem Bey'in bahsettiği durum ama biraz daha sadeleştirilmiş şekli. Olası maliyet açıklarını ikinci maddeye geçti. İkinci madde. Başkanım ona gerek kalmadı artık. Gerek birinci maddeler evet. Yeterli. Tamam, o senaryo olarak. A, B, C. Öyleyse bizim verdiğimiz önergesindeki diğerlerini A, daha B, alıyorum. C. Evet. Evet. İki ve sonrası. İki, üç, evet. Dört yok. Beşe geldik o zaman. Beşe geldik evet. İki, üç, evet. Dörtü yok ediyorum. İki yazıyorum mesela beşe. Evet. Zaten katı karşılığı müteahhite verme yetkimiz var. Onu ayrıca evet. Yetki almaya gerek var mı Sayın Başkanım? Yok hayır bu zaten. Bu 5. sıradaki. Zaten şuna yapalım. Tamam. Şuna yazacağız zaten. Burada her şey var. 2, 3, 4'ü bir arada oynayalım bence. Hayır oynamayacağız onları. Onları oynamayalım evet. Onları gerek yok. Oynamaya gerek, gerek yok. Gerek yok. Biraz fazla yazmışız sanki. 2, 3, 4'ü. Verdiğiniz önergeden de çıkarayım mı? Onu söyleyeyim. Evet. Çıkarım evet. Tamam. Oradan da çıkartıyoruz. 2, 3, 4'ü çıkaralım. Evet. Çıkarıyoruz. Evet, 5 konusunda. 5, olası maliyet açıklarını ve demirbaş, mobilya ve benzeri ihtiyaçları karşılamak amacıyla yönetim kurulu, burada bir üyelerin yanlış olmuş, onu silelim. Ha, yönetim kurulu virgül, üyelerin 2023 ve 24 yıllarına ait mesleki faaliyetten elde edilen hasılatlarını baz alarak burada hep birlikte karar verelim. Binde bir mi olur? Binde yarım mı olur? Bir sınırlama koyalım mı? 2 milyon altındakileri bence dahil etmeyelim. Ne dersiniz? O hale değil sanki ya. Basamakta. Basamak olarak gidelim o zaman. Bu arada farklı rakamlar var. Evet. 25 milyon. Evet. Artan olan bir şey olamaz. İki milyona kadar olan kısmı için sıfır TL. Neden? Madem bir şey alınacak, eksiden alınması lazım. 2 milyona kadar kazanan da 2 milyondan fazla kazanan da olmaz. 2 milyon hasılat ama. Hasılat olsun. Hasılat da hasılat. Herkes alınır ya. O zaman şöyle yapalım, bir oran belirleyelim. Yüzde şu kadar. Oran belirlemeye gerek yok. Hasılatlarını baz alarak yüzde binde beş. Ne kadar olur?
1 milyon olduğu zaman binde 5 ne kadar olur? Şöyle nispi aidat 100, binde 2 ya o tutarın üzeri olur. Binde 5 çok olur. 10 binde 1 olsun. Tamam, çok karışır ya. Binde 1, 5, binde 5 mi? 10 milyonda 50 bin. 50 binde sınırlandıralım o zaman. 50 bin TL'yi geçmemek üzere binde 1. Siliyoruz diğerlerini. Bütün hepsini bize. Bence sınır koymayın. Binde 1'e karar verin. Baz alınarak geçerse geçsin 50 bin lirayı. Evet. Burakcığım şöyle düzeltelim. 2024 yıllarına ait mesleki faaliyetten elde edilen hasılatlarının binde biri nispetinde ya bu çok zor. Zaten burada olası maliyet açıkları diyorum. Yani ihtiyaç olursa. Bu çok zor olur. Bence şöyle yapalım. Olası maliyet açıklarını ve demirbaş mobilya ve benzeri ihtiyaçları karşılamak amacıyla yönetim kurulu gerek gördüğü durumlarda üyelerin 2023 ve 2024 yalnız yazsak nasıl olur? 23'ü yazmayalım çünkü tespit etmek çok zor olur. 2024 yılına ait mesleki faaliyetten elde edilen hasılatlarının binde birini bir defaya mahsus olmak üzere binde birini bina katılım payı olarak tahsil etmeye binde yarımdan az binde bir olur. Ya binde bir yazalım, oynayalım. Evet. Ne diyoruz? Binde bir diyelim. Binde bir olsun. Binde bir olsun. Yazdım mı? Arkadaşlar, oylarınıza sunuyorum. Evet. Onları kendi odamıza dahil etmemiz lazım, evet. Çalışanları buraya kayıtlı olup, merkezi başta olay yerinde olanların şube asatları gibi bir tarih kullanalım. Evet. Bilgiyi nasıl alacağız onlardan? Ama şube hasılatları oluşuyordur en azından. Parantez içerisinde merkezi başka illerde bulunan kuruluşların İzmir şubesi gelirleri. Evet. Baz alınacak. Aynen öyle. Parantez içerisinde merkezi başka ilde bulunan denetim kuruluşlarının, onlar zaten denetim kuruluşu, başka şahsı yok. Evet, evet. Denetim kuruluşlarının İzmir şubelerinden elde edilen gelirler. Hasılat. Binde biri. Güreli buranın değil ama. Güreli değil. Burada mesela İVA herhalde öyle. Hüseyin Bey burada mı? Başkanım, madde daha olgunlaşmamış. Bu Allah'ın genel kurulu da koyuyor. Evet. Ya bu parantez içine çıkaralım değil mi? Evet. Tamam. Hepsini mi çıkaralım? Ben olgunlaşmamış bu madde. Ben işte yapacağım zaten genel kurulu. Uygun mu Sayın Başkanım? Sizden, tecrübenizden istifade edelim. Evet yani bence... Kalsın mı? Yani bu maddeyi oylamayalım. Kaldıralım. Tamam. Çıkaralım. Tamam bu kadar o zaman. Tamam. Özel ikinci bir şey. Evet. Şimdi bu fon maddesi böylece bitmiş oluyor. Bitti. Geldik 7. Geldik 7. maddeye.
7. maddede bizim yönetim kuruluna olan güvenimiz sonucu ona her türlü işi yapma konusunda vekalet timizi kapsıyor. Bu konuda da yönetim kuruluna verilecek yetkiler hakkında önerge diye bir hazırlık yapmışlar. Burada da tamamen şey, yani bu bina inşaatı ile ilgili her türlü sözleşme, tapu, belediye, altyapı falan gibi detay var. Uzun uzun isterseniz okurum ama klasik şey, yani yetki maddesi, yani bu yetkilerle yapabilir ancak. Bunu inşaat şirketi de ister, noter de ister böyle bir yetkiyi genel kurulda. Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bunu da tutanağa yazıyoruz Burak'cığım. Böylece gündemin 8. maddesine geldik. Gündemin 8. maddesi odamızın altı durumdaki demirbaşları ile yeni binada kullanılmasına gerek olmayacak demirbaşların satışı için yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. Bu konuda buyurun. Pardon, sözü almak isteyen var mı? Yok. Kabul edenler, etmeyenler. İstersen geçirin. Kabul edilmişti. gündemin 9. maddesi dilek ve temenniler. Burada ben şu dileğinde bulunuyorum. Hakikaten yönetim cansiperane çalışıyor. Ona her türlü desteğimiz, güvenimiz tam ve bu sürecek. Önümüzdeki dönemlerde de ben haddimi aşarak bu yönetimin devam etmesini istiyorum. Bunu, yani haddimi aşıyorum ama bunu söylemek zorundayım. Çünkü bu iş arkadaşlar başlattı ve bu arkadaşlar da sürdürmesi lazım. Hepimizin bu bilinçte olması lazım. Önümüzdeki seçim döneminde de. Onu Mayıs'ta yaparız. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun çalışmalarının yanında buna zaman ayırdıkları için ve sizlere de bu saate kadar kaldığınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Mesleğimiz için hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.